Bu muhafazakar iktidar, yerliyim ve milliyim diyen iktidar bu memlekette ahlakı yok etti. Hayayı yok etti, utanma duygusunu yok etti. Ama bu memlekette ahlakı yok ettiniz, ahlakı. Utanmayı yok ettiniz, arı yok ettiniz. Bu memlekette nerede namussuz varsa, nerede sahtekar varsa, nerede hırsız varsa, nerede kokocu varsa bir bakanınızda resmi var. Ne oluyor, bir şey oluyor mu, olmuyor? Şimdi Sayın İçişleri Bakanı Ali Yenikaya göğsünü gere gere böbüre böbüre övünüyor. Diyor ki bu ülke diyor suç örgütlerinin cenneti olmuştu. Suç örgütleriyle mücadele ediyoruz. Suç örgütlerinin üzerine operasyon yapıyoruz. Adama sorarlar Ali Yenikaya. Bundan bir yıl önce İçişleri Bakanı Gökhan Günaydır mıydı? Abdurrahman Tutdere miydi? Cavit Arı mı diye sorarlar adama, sorarlar. Ya İçişleri Bakanı AK Parti'den. Bu memleketi 22 yıldan beri yöneten siz suç örgütleriyle ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlarmış. Utanmasalar burada CHP'ye bağlar. Utanmasalar burada CHP'ye bağlar. Hep duyarız ya Sülün Osman, Raki ya da Parsa'dan. Vallahi bunlar iyi adamlarmış. Namuslu adamlarmış bunları görünce. Bunları görünce namuslu adamlarmış. Ya memlekette bakın hatırlayın. Ne vardı? Torex vardı. Ne vardı? Çiftlik Bank vardı. Torex. Peki başka ne vardı? Seçil vardı. Başka ne o? Tosuncuklar var. Bir de şey var ya, şimdi yeni çıktı. Polat ailesi. Peki bunların ortak özelliği ne? Hepsinin ortak özelliği Sayın Bakan'ın kabine arkadaşlarıyla resminin olması. Şimdi peki bunlara ne oluyor? Bunlara ne oluyor? Vallahi bunlara bir şey olmuyor. Örneğin bir gazeteci çıkıyor diyor ki Sayın Bakan diyor bu Amerika tarafına mal varlığına el konular bir iş adamı ile ilgili diyor. Çözelim 10 milyon euro verelim diyor. Çözelim diyor. Ne oluyor? Gazeteci işinden istifa ediyor. Utanma var mı? Hala geziyorlar. Kimisi hala siyasetin göbeğinde. Hani milli, yerli düşünmeye, muhafazakar, işte dindar nesil yetiştirmek isteyen iktidar ne yaptı biliyor musunuz 22 yılda? Memleketi kumarhaneye, vatandaş da kumarbaz yaptı. Bakın memleket kumarhane oldu, millet de kumarbaz oldu. Niye? Arkadaşlar kimisi yasal, kimisi yasa dışı. Bahisten milyonlarca dolar kazanılıyor. Bununla ilgili bir tedbir var mı? Bununla ilgili bir tedbir yok. Sadece 2023 yılının ilk 10 ayında şans oyunlardan elde edilen gelir 19.4 milyar, 2024'te toplanması beklenen şans... Selamlayın Sayın Ağababa. Anlıyorum. Memleketin hali bu. Memlekette dedim ya artık insanlar Sülün Osman'a, Raki'ye, Banker Bilo'ya rahmet yapıyor. Bunlar temiz insanlarmış diyor. Temiz insanlar. Memlekette bunların sebebi bakın bu sebepsiz zenginleşmenin, emeksiz zenginleşmenin, ter akıtmadan zenginleşme maalesef memlekette itibar kazandırıyor. Hiç duydunuz mu? Hırsızlık yapan, namussuzluk yapan, dolandırıcı yapan bir insanın utandığını ya da cezalarını duydunuz mu? Duymadınız. Dolayısıyla yapılması gereken bu torba mobra hikaye, yapılması gereken bu memlekette tekrar ahlakı, tekrar utanmayı getirmektir. Bu torba yasayı bu meclisin huzuruna getirmek biraz utanma ister. Bunun içinde ne var? Örneğin Sayın Grup Başkan Vekili duyuyor beni, Sayın Bakan. Acaba seçim döneminde taahhüt ettikleriniz mi var? Ya da söz verdikleriniz mi var? Yok. Ya da hepimizin yaşamış olduğu Sayın Grup Başkan Vekili'nin de yaşamış olduğu bir depremle ilgili bir çözüm önerisi mi var? Maalesef o da yok. Değerli arkadaşlar, bakın bir bu torba yasanın mucidisiniz. Birçok alanda mucitsiniz ama bu alanda mucitliğiniz var. Şimdi seçimde birçok söz verdiniz. Örneğin burada değerli arkadaşlar 7500 lira geçinmek zorunda kalan emeklerin olmadığını görüyoruz. Ya da seçime bir hafta kala anketlerin sayesinde esnafın 7200 emeklilik prim sözü verdiniz. O da yok. Stajyer ve çıraklar yok. Taşeronların kadroya geçmeyi bekleyen aynı işi yapan işçiler yok. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar yok. Ücretli öğretmenler yok. Atanamadığı için intihar edenler yok. Söz verdiğiniz halde ev hanımlarına sigorta yok. Deprem bölgesine dair herhangi bir şey yok. Ki bu deprem bölgesi bizim de Malatya olarak yoğun yaşadığımız bir süreç.
Ve maalesef bugün olmuş, hala enkazlar kaldırılamamış, hala ağır hasarlı binalar yıkılamamış ve hala millet maalesef konteynerde yaşamak zorunda. Sayın Bakan, konteyner bulanlar çok şanslı. Hala konteyner bulamayan insanlar var. Hala günler, her gün yüzlerce telefon alıyoruz. Konteyner, konteyner, konteyner diyorlar. Millet evden vazgeçti. Millet kalıcı konutlardan vazgeçti ama hala maalesef konteyner problemi devam ediyor. Bununla ilgili bir çözüm var mı? Vallahi yok, billahi yok. Peki, hani çıktınız meydanlara, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, yerinde dönüşüm. Yerinde dönüşümle ilgili bir şey var mı? Yok. Yerinde dönüşüm, siz müteahhitleri iyi bilirsiniz. Parayı iyi bilirsiniz. Ya Allah aşkına, bu paralara bir dairenin yapılması mümkün mü, 1,5 milyona? Ama TOKİ müteahhitlerine 4 milyon liraya hava, ihale edersiniz. Fakir fukaraya 1,5 milyon liraya bu evi yap dersiniz. Bununla ilgili de bir şey yok. Değerli arkadaşlar, bu torbada bunlar yok ama bu torbada başka şeyler var. Ne var? Huzur hakları var. İhaleler var. Yandaşlara vergi indirimleri var. Peşkeşler var. Şimdi bir önemli şey var ama onun hakkını verelim. Ne var? Çalışan emeklere 5000 TL ikramiye var. Bunu kim veriyor? E vallahi de billahi de CHP veriyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi söylemeseydi, kamuoyu oluşmasaydı bu 5000 lirayı verir miydiniz? Şimdi sanki ya vermeyen sizsiniz. Yalvardık, yakardık, yine Sayın Plan Bütçe Komisyonu Başkanı nereye gitti? Ona da laf atayım biraz. Sayın Mehmet Muş, ya yapmayın dedik. Bak, ÇSK kaydı olan çiftçilere vermiyorsunuz. Çalışan emekliye vermiyorsunuz. Allah aşkına, bir emekli niye çalışır? Bir emekli keyfinden çalışır mı? Yok. E sonra kamuoyu tepkisini gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu sayesinde verildi. Değerli arkadaşlar, bakın, öyle şeyler var ki devletin kasasını kalpazanlara destek fonu haline getirdiniz. Şimdi sporcular için vergi indirim istisnası 2028'e kadar uzatılıyor. 5 yıl daha normalde iyi bir şey diyebilirdik ama iyi bir şey değil. Bakın arkadaşlar, Süper Lig'de oynayan bir futbolcu 1.9 milyon liraya kadar olan geliri sadece %20 vergilendiriliyor. Herhangi bir çalışan 70 bin liranın üstünde yıllık geliri için %20, 1.9 milyon ise geliri tam %40 gelir vergisi vermek zorunda. Peki bu futbolcular vergiyi vermiyor, ne yapıyor? Vergiyi vermiyor, ne yapıyor? Devlete vermediği vergiyi Seçil Erzan'a veriyor. Seçil Erzan'a veriyor. Değerli arkadaşlar, öyle skandallar var ki bunlarla ilgili rakamları bilmiyoruz. Milyon dolarlar bizim hiç ömrümüzde görmediğiniz, sizin gördüğünüz ama bizim bilmediğimiz rakamlar havada uçuşuyor. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Ne Seçil Erzan, ne futbolcu, ne para. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta şu. Değerli arkadaşlar, dolandırılan bazı futbolcular Emre Belezoğlu, Arda Turan, Mustera Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorlar havalarında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında Sayın Murat Kurum var, Sayın Süleyman Soylu var, Sayın Mustafa Varank var. Onları dinleyen Erdoğan Süleyman Soylu'ya talimat veriyor. Bunu çözün diyor. Bunu çözün diyor. Peki burada Cumhurbaşkanı konumunu ne olarak adlandırabiliriz? Bir dolandırıcılık var, bir kalpazanlık var, bir üç kağıt var. Sayın Cumhurbaşkanı, Allah aşkına buradaki konumu ne? Bakın, buraya gelelim. Bakın, bu dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir olay göremezsiniz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir cumhurbaşkanı gelip sahtekarlar arasında, kalpazanlar arasında ara buluculuk yapamaz. Yapamaz. Yapamaz değerli arkadaşlar. Ne yapıyor? Deniz Bank'a talimat verip bunu çözün diyor. Bakın bir şey söyleyeyim. İyi ki Deniz Bank'ta olay olmuş. Vakıf Bank'ta olsaydı, Ziraat Bankası'nda olsaydı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu paralar şakır 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 ödenmiş olurdu. Şimdi burada değerli arkadaşlar, olacak iş mi? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun bakın. Bir gelişmiş ülkede böyle şeyler yaşayamazsınız. Bakın değerli arkadaşlar, gelişmiş ülkeleri niye yaşayamazsınız biliyor musunuz? Orada hukuk var. Sistem var. Ne var? Ahlak var. Ahlak. Utanma var. Ar var. Bakın, muhafazakarsınız ya Sayın Abdullah Güler.
Bu memlekette ekonomi çöker, işsizlik artar, dolar yükselir. Ama bu memlekette ahlakı yok ettiniz, ahlakı. Utanmayı yok ettiniz, arı yok ettiniz. Birkaç örnek vereceğim. Şimdi hep duyarız ya, Sülün Osman, Raki ya da Parsa'dan. Vallahi bunlar iyi adamlarmış. Namuslu adamlarmış bunları görünce. Bunları görünce namuslu adamlarmış. Ya memlekette, bakın hatırlayın. Ne vardı? Torex vardı. Ne vardı? Çiftlik Bank vardı. Torex. Peki başka ne vardı? Seçil vardı. Başka ne o? Tosuncuklar var. Bir de şey var ya, şimdi yeni çıktı. Polat ailesi. Peki bunların ortak özelliği ne? Hepsinin ortak özelliği Sayın Bakan'ın kabine arkadaşlarıyla resminin olması. Şimdi peki bunlara ne oluyor? Bunlara ne oluyor? Vallahi bunlara bir şey olmuyor. Örneğin bir gazeteci çıkıyor diyor ki, Sayın Bakan diyor, bu Amerika tarafından mal varlığına el konular bir iş adamıyla ilgili diyor, çözelim 10 milyon euro verelim diyor. Çözelim diyor. Ne oluyor? Gazeteci işinden istifa ediyor. Utanma var mı? Hala geziyorlar. Kimisi hala siyasetin göbeğinde. Değerli arkadaşlar, bu memlekette bu muhafazakar iktidar, yerliyim ve milliyim diyen iktidar bu memlekette ahlakı yok etti. Hayayı yok etti, utanma duygusunu yok etti. Şimdi birkaç örnek daha verelim. Değerli arkadaşlar, dedi ya İçişleri Bakanı, araştırıldığımı bilmiyorum. Bir milletvekili dedi 10 bin dolar maaş alıyor mafyadan dedi. Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Ya da bakın, bu memlekette nerede namussuz varsa, nerede sahtekar varsa, nerede hırsız varsa, nerede kokocu varsa bir bakanınızda resmi var. Ne oluyor, bir şey oluyor mu? Olmuyor. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı Ali Yenikaya göğsünü gere gere böbüre böbüre övünüyor. Diyor ki bu ülke diyor suç örgütlerinin cenneti olmuştu. Suç örgütleriyle mücadele ediyoruz. Suç örgütlerinin üzerine operasyon yapıyoruz. Adama sorarlar, Ali Yenikaya, bundan bir yıl önce İçişleri Bakanı Gökhan Günaydın mıydı? Abdurrahman Tutdere miydi? Cavit Arı mı diye sorarlar adama, sorarlar. Ya İçişleri Bakanı AK Parti'den. Bu memleketi 22 yıldan beri yöneten siz suç örgütleriyle ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlarmış. Utanmasalar burada CHP'ye bağlar. Utanmasalar burada CHP'ye bağlar. Değerli arkadaşlar, maalesef içinizde ben çok namuslu milletvekili arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Bu işlerde hiç sizde dahi Sayın Başkan bir elinizin olmadığını biliyorum ama bakın, suç ortaklarıyla oturuyorsunuz, suç ortaklarıyla. Suç örgütlerini koruyanlarla. Tamamlayın Sayın Ağbaba. Suç örgütleriyle koruyanlarla oturuyorsunuz. Ya memlekette Ankara'da operasyon yapılıyor. Yurt dışına kaçarken ismini unuttum, siz daha iyi bilirsiniz, ben ismini hatırlayamıyorum. Ha? Kimin arkadaşı? Sizin bakanınız arkadaşı ya da siyasetçinin arkadaşı. Bir şey daha söyleyeyim. Hani milli, yerli düşünmeye, muhafazakar, işte dindar nesil yetiştirmek isteyen iktidar ne yaptı biliyor musunuz 22 yılda? Memleketi kumarhaneye, vatandaş da kumarbaz yaptı. Bakın, memleket kumarhane oldu, millet de kumarbaz oldu. Niye? Arkadaşlar, kimisi yasal, kimisi yasa dışı. Bahisten milyonlarca dolar kazanılıyor. Bununla ilgili bir tedbir var mı? Bununla ilgili bir tedbir yok. Sadece 2023 yılının ilk 10 ayında şans oyunlardan elde edilen gelir 19.4 milyar, 2024'te toplanması beklenen şans... Para 55 milyar lira. Selamlayın Sayın Ağbaba. Anlıyorum. Memleketin hali bu. Memlekette dedim ya, artık insanlar Sülün Osman'a, Raki'ye, Banker Bilo'ya rahmet yapıyor. Bunlar temiz insanlarmış diyor, temiz insanlar. Memlekette bunların sebebi, bakın, bu sebepsiz zenginleşmenin, emeksiz zenginleşmenin, ter akıtmadan zenginleşme maalesef memlekette itibar kazandırıyor. Hiç duydunuz mu? Hırsızlık yapan, namussuzluk yapan, dolandırıcılık yapan bir insanın utandığını ya da cezalarını duydunuz mu? Duymadınız. Dolayısıyla yapılması gereken bu torba mobra hikaye, yapılması gereken bu memlekette tekrar ahlakı, tekrar utanmayı getirmektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Bey. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, burada bazı eleştiriler yapıldı. Elbette eleştiriler yapılabilir.
Ancak hepimiz siyasetçiyiz ve siyasetçi olarak da seçimden yeni çıktık. Bütün vatandaşlarımızla sokakta, çarşıda, pazarda tüm siyasetçiler fotoğraf çeker, resim çeker, bir arada olur. Bu bir kare üzerinden, bir fotoğraflar üzerinden kimsenin suçunu hiç kimse üstlenemez. Suç ve ceza şahsidir. Bir kişinin biriyle olan fotoğrafından dolayı hepimiz için olabilir. Yani bir vatandaşımız bizden bir resim çekelim diyor. Hep beraber resim çekiyoruz. Buradan kalkıp da bir genelleme yapmak ya da özdeşleştirmek çok doğru bir yaklaşım değil. Bakın itiraz ediyorsunuz ama burada Sayın Ağbaba daha önce mecliste yaptığı bir basın toplantısında bir beraber mecliste basın toplantısı yaptı. Sonradan bir terör örgütü mensubu olduğu öğrendi ve ben bilmiyordum, öğrenci olduğunu biliyordum diyor. Bu anlamda yani kimseyi o fotoğrafla, o resimle beraber özdeşleştirmemek lazım. AK Parti hem maddi hem manevi kalkınmayı öncelemiştir. AK Parti çetelerle, suç örgütleriyle kim olursa olsun hukuk çerçevesinde mücadeleyi öncelemiştir. Bunu hükümetimizin kurulduğu günden beri yapılmaktadır. Bu dönemde yapılmaktadır. Gelecek dönemde de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Milletimizin hukukunu, milletimizin emanetini en güzel şekilde korumaya devam edeceğiz. Arkadaşlar duyamıyorum. Yerinizden bir dakika Sayın Ağbaba. Yerinizden. Olmadı. Sayın Başkan, keşke Sayın Grup Başkan Vekili'nin söylediği gibi bir karelik resim olsaydı. Maalesef albüm var, albüm. Memlekette, bakın memlekette dolandırıcılık yapan, kaçakçılık yapan, suç örgütü lideri olup da resmi olmayan kimse var mı? Vallahi olmayanlar suçlu gibi gözüküyor. Herkesin resmi var. Keşke bir fotoğraf olsa. Maalesef cezasızlık bir kültür oldu. O terörist meselesine gelelim. Ben 7 yıl önce mecliste basın toplantısı yapıyorum. 7 dakika görüyorum. 7 yıl sonra örgüte katılıyor. Orada öldürülüyor. Şimdi ya siz 7 yıl önce gördüğüm birinin terörist olduğunu neden bileceğim? Siz 70 yıl, 27 yıl aynı yatakta göz göze baktığınız Fethullah'ın terörist olacağını anlamıyorsunuz da ben 7 dakika gördüğüm terörist olacağını neden bileceğim? Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim. Sayın Veli Ağbaba bize de sataştı. Ben de bir anlamda o yüzden söz aldım. İşin şakası bu. Şu, tabii bu torba kanunda hepinizin bildiği gibi çalışan emekliler için o 5000 liralık ikramiye var. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başarısı falan değildir. Muhalefet olarak bunu günlerce, defalarca biz de tekrar ettik. Dolayısıyla burada bunu muhalefetin başarısı olarak demesi daha doğru olurdu. İYİ Parti olarak çok önemsediğimiz bir husustur. Hatta önerge verdik. Önergelerimiz o gün reddedildi. Keşke o gün yapılmış olsaydı. Bugün bu düzenlemeye gerek kalmazdı. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim.